Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Antin Kuntin Game'de Galatasaray kariye kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben şu mikrofonumu biraz ayarlayayım. Evet, mikrofonla ilgili ufak bir sorun olmuş. Onu düzeltelim ki sesimiz iyi çıksın. Tamam, mikrofonumuzu ayarladık. Tamam, böyle güzel. Evet, Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Galatasaray kariyerinde en son nerede kaldık diye sorarsanız en son Bursa Spor'u 3-2 yenmiştik. Şimdi yeni Malatya Spor'la oynayacağız. Sonra transfer sezonunun ilk gününe geçeceğiz ve Ankara gücüyle oynayacağız. Ankara gücü bizim bela takımımız hatırlarsanız. Hemen zamanıyla sonraki maça git diyelim. Oyun planına geliyorum. Mariano ve Lincoln çıkışta. Ancak diğer oyuncularımız da düşüşte değiller. O yüzden diğer oyunculardan hiçbir oyuncuyu çıkartmayacağım. Mariano'ya şu anda sağ bekte Kimiç var. Kimiç kalsın yeni Malatya Spor karşısında oynasın. Bu arada yeni Malatya Spor'da gördüğünüz gibi takipçi kariyerimizden gelen oyuncular var. Mesela TR oyuncu, İsmet Kurt, onlarla oynayacağız. Efecan kalede şu anda. Harun sağ bekte yedekte. Tabii ki oradaki takımı o takımın işte teknik direktörü yapıyor şu anda. O yüzden o kendisine göre bir takım çıkartmış ama TR oyuncuyu forvet olarak almış. Bakalım kendi takipçi kariyerimize karşı oynayacağız nasıl olacak? Evet. Werner'ın vuruşuyla maçımız başladı. Bakayoko pasını verdi Jorge. Sterling'e verdi. Sterling Werner pas istedi. Deniz kafayı vuruyor. Emre Mor gelişine kaleci. Çiğbek. Şimdi Bakayoko. Pası Werner döndüremedi. Aleksic. İsmet Kurt. TR oyuncu Aleksic. Spitzer güzel müdahale. Werner pasını bıraktı. Şimdi Emre Mor düzeltiyor, vuruyor. Spitzer. Spitzer İsmet'ten sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı. Spitzer pasını verdi Emre Mor. Emre de sıyrıldı. Emre karşısında Emre Kaş var. Kimiç orta, Sane kafa, Efecan Ataş. Açıkçası Emre Mor pası çok güzel, Sterling ve gol! Emre Mor'un pası, Sterling vuruyor, 1-0 oluyor. Galatasaray'ımızın golü. Evet, Emre Mor'un gol sevincini izliyoruz. 11 numara. Burada Sterling, Werner, Emre Mor'a kazandırdı. Emre Mor, Sterling'e, Sterling'in vuruşu da kaleye. Tabi asisti Emre Mor yaptığı için o da seviniyor yani. Sonuçta güzel bir asist, çok güzel bir asist hem de. Sterling'in vuruşu, kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Bu da Sterling'in gol sevinci. Arkasından Emre Mor geliyor. Çağlar kafayla indiriyor, Spitzer. Sane, Werner. Emre Mor orada kaçtı. Emre Mor. Güzel iki hareket izledik ama rakibini geçemedi. Şimdi TR oyuncu ve Çağlar karşı karşıya. Kehrer İsmet Kurt'a doğru hareketlendi. Olmadı Aleksic. Kaleci Muslera. Şimdi Spitzer. Tekrar Sane. Sane Spitzer arasında güzel iki paslaşma izledik. Sane. Şimdi bıraktı. Spitzer düzeltti, vurdu ve ikinci gol. Efecan Ataş'ın yapacak hiçbir şeyi yok. Sane ve Spitzer 2-3 pasta kaleye kadar gelmeyi başardılar ve golü attılar. Galatasaray'ımızın golü 10 numara Spitzer. Kaan pasını verdi TR oyuncuya. TR oyuncudan geriye Kerem Taştekin. Kerem Taştekin'den İsmet Kurt'a. İsmet Kurt'tan Emre Akaş. Tekrar İsmet. İsmet al topu. İsmet Kurt orta, içeri Aleksic. Güzel bir deneme ama dışarıya. Geriye bıraktı Kerem Taştekin. Spitzer girdi, aldı, Werner'e kazandırdı ama Deniz daha hızlı. Jorge kafayla indiriyor Spitzer'e. Spitzer'den Sane. Efecan Ataş. Evet, yeni Malatya Spor'da. Şimdi A Yıldız Kaan Sönmez'e oynadı. Kaan'dan TR oyuncu ama Bakayoko aldı.
Aleksic topu kazandı. Çiğbek'ten TR oyuncuya. TR oyuncu tehlikeli geliyor Malatya Spor. Şimdi Aleksic karşısında Çağlar var. Çağlar'ın müdahalesi yerinde. TR oyuncu Çağlar. Switzer, Werner. Çok güzel bir pas Emre Mor'a. Denizli Kaan'ın arasından. Emre Mor sıyrıldı. Emre Mor ve 3. Emre Mor'la bu golleri atmaya bayılıyorum ya. Çünkü Emre Mor çok kıvrak bir şekilde ceza sahasına girmeyi başarabiliyor. Rakibini çok güzel ekart edebiliyor. Galatasaray'ın golü. Evet, Efecan'da bir hata var. Çünkü 7 numara. Kolların arasından Emre geçmiş. Emre Mor! Ama Emre Mor da vurunca tabi burada Emre Mor'un vuruşu savunmaya çarpmış. Kaan'a çarpınca tabi ki Efecan biraz kontrpiyede kalmış. Yani çok hafif. Alexis çıktı. Ömer Şişmanoğlu sanırım. Ama yeterli değil. Güllerme sağ kanattan geliyor. Malatya Spor derken Çağlar'da kaldı. Jorge şimdi Galatasaray topu çıkartma düşündü ama çıkartamadı. TR oyuncu ceza sahasına vurdu ve 3-1. TR oyuncu atıyor. 3-1 oldu. Evet, bu da Malatyalı seyirciler. Dediğim gibi ben de Malatyalıyım. Evet, TR oyuncunun gol sevincini de göreceğiz. Çünkü bizim yarattığımız oyuncu. Evet, Efecan'ın sevincini görüyorsunuz. Burada topu çıkartamadık. Yani saniye kazanmak isterken olmadı. TR oyuncu gerçekten güzel kepçeleme bir vuruş yapmış. Ve kaleyi iyi tutmuş ki kepçeleme vuruş zordur yani. İsabetli vurmak. Kehrer, Switzer. Şimdi Werner pasını bıraktı. Sane'ye gelmedi. İsmet orada. Kimmich vurdu kafayı. Switzer. Werner. Emre Mor. İçeri doğru. Offside. Çağlar orada kafayı vuracaktı. Guilherme'ye geldi top. Guilherme'den. Şimdi Jorge'de kal top. Sterling. Gabriel Jesus kaçtı. Topun da sahibi oldu. Şimdi bıraktı Sané. Sané'den Sterling'e, Sterling geriye, Switzer Emre Murat'sa gol olmaması işten bile değil. TR oyuncu Kerem Taştekin, İsmet Kurt. Çok güzel araya girdi Kimmich. Switzer, Gabriel Jesus, Sané, çok güzel Sterling ve dor. Sterling, Sané'nin vuruşunu, Sané'nin pasını çok güzel değerlendiriyor. Bugünkü ikinci gol oldu. Evet, oyuncu değişiklikleri dinlendirmek amacıyla Sterling'i çıkartıp Bailey'i alalım. Galatasaray'ımızın Sterling golü. İyi bir performans sergiledi ama 11 numara Sterling. 4-1 oldu. Malatya Spor karşısında Kaan Sönmez, Harun Akbuğa. Jorge'nin müdahalesi yerinde Taç. Harun Akbuğa. Aldız Harun verdi. Guilherme araya Jorge girdi ama kazanamadı. Guilherme orta, İsmet kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Mustera degajını yapıyor Sané'ye doğru. Ömer var orada, Sané var. İsmet'te kal top. İsmet pasını ver TR oyuncuya. Kimmich. Kimmich'ten Bakayako'ya, Bakayako'dan Switzer'e, Switzer'e Sané'ye, Sané'den Gabriel Jesus, tekrar Sané, Sané içeri doğru sokuldu, Sané ve 5! 5-1 oluyor. Sané önündeki bulduğu boşluğu çok güzel değerlendirdi. 5-1 oldu. Galatasaray'ımızın golü. Burada Sané, Gabriel Jesus pasında Sané boş kaldı. Güzel değerlendirdi. 5-1. Kayarak bir müdahalesi var orada Kaan'ın. Pardon, Kaan'ın değil mi? Evet.
Sane o müdahaleden sevinmeyi başarmış. Ve 5-1 bitiyor. Kendi takımımızı Yeni Malatya Spor'u 5-1 yendik. Gerçi teknik direktörü şu anda biz değiliz, o yüzden teknik direktörün kabahati bizim gazlarımızda oyunculardan daha çok alabilirdi. Ki büyük ihtimalle Yeni Malatya Spor'da örneğin Aytu vardı, Aytu'yu oynatabilirdi. Belki Aytu sakattı da bilmiyorum. Evet, 38 puandayız. Fenerbahçe 35 puanda. 3 puan arkamızda ve bizi takip ediyor. kusura bakmayın. Göztepe 33 puanda. İstanbul Başakşehir 33 puanda. Beşiktaş 29 puanda. Bu ayın raporu hazır demiş. 4 galibiyet, 1 beraberimiz var. Hiç yenilmedik. Evet, Bakayoko OEP yeteneğini 83'e yükseltti. Şimdi Asya'da yılın futbolcusu duyurusu. Bizden biri seçilebilir. Ejin şu ödülü kazandı. Asya'da yılın futbolcusu. Pardon, biz Asya'da niye seçiliriz ki? Avrupa'da seçileceğiz. Göztepe kulübe menajerlik teklifi aldık. Athletic National kulübe menajerlik teklifi almışız. Kulüp sıralaması güncellenmiş. Hemen ona bakalım. Sıralamaya gelelim. Kulüp sıralamasında biz... Evet, 19. sıraya çıkmışız. Beşiktaş 17. sırada. Biz 19. sıradayız. 1. sırada Barcelona var. Arkasından Juventus, PSG, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Tottenham, Napoli, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Milan, Olympique Marseille, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Valencia ve arkasından da Galatasaray geliyor arkadaşlar. Bireysel ünvanlarda, tamam onu gördük zaten. Bu da bize gelen teklifler. Zamanı ileri al diyelim çünkü daha transfer sezonu var. Güney Amerika'da en iyi oyuncu ödülü seçilmiş. Güney Amerika'da Gurpe Gueye şu ödülü kazandı. Güney Amerika'da en iyi oyuncu ödülü kazandı. Evet, zamanı ileri al diyelim. Menajer teklifine cevap için son gün demiş. Menajerlik tekliflerini reddedeceğimiz için bir cevap vermeyeceğiz. Atom karınca etkisi, Sterling takım arkadaşı Mustafa Aklı şunları söyledi. O oynarken tüm takım birlik oluyor. Çok yetenekli bir oyuncu ve ondan çok şey öğrenebiliriz dedi. Evet, teklifleri reddediyoruz. Hemen transfer sezonuna geçeceğiz. Sterling, Werner, Jorge ve Switzer 4 kişi bizim takımımıza, aynı takımına seçildi arkadaşlar. Transfer sezonunun ilk günü. Ara transferdeyiz. Şu anda ara transferdeyiz. Adı geçen isimler var. Bu isimleri bize değerlendireceğiz. Galatasaray'la adı geçen isimleri. Ödemek isteyecek başka bir kulüp bulunabilir. Sana yapılacak tekrar oyuncu almak için oyuncu serbest kalmak için tamamını ödeyecek başka bir kulüp bulunabilir demiş. Mariano ve Donk kulüpten ayrıldı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bizim Emre Mor sözleşmeyi yenile. Tamam, serbest kalma ücretini biraz arttıralım. Evet, %95 yapalım. Serbest kalma ücreti 28 milyon euro olsun. Yani 28 milyon euro verirse biri serbest kalacak. Gol bonusumuz var. Galibiyet bonusumuz var. Galibiyet bonusu 3600 euro. Gol bonusu da 4000 euro. Tamam. Evet, yanıt bekleniyor diyelim. Sana için de sözleşmeyi yenileyelim. Çünkü bu iki oyuncuyu kaptırmak istemiyoruz. Sana'nın Sane'ye 2 yıl ya da 3 yıl yapalım. Bak, Sane'ye 2 yıl yapalım. Serbest kalma ücretini... ...43.000 yapalım. 3 yıl yapalım. Tamam. 3 yıl 43.000 euro verirlerse Sane serbest kalacak. Yani serbest kalmak istiyorsa kalabilir. Muslera için 24 milyon Bordeaux'dan teklif gelmiş. Bordeaux'un teklifini kabul edip Muslera'yı gönder. Muslera kaç yaşında bu arada?
Muslera 34 yaşında. Muslera'yı gönderebilirim arkadaşlar. Bordo'nun teklifini kabul edip. Bir pazarlık yapalım bakalım. Yeniden görüşme yap. Evet, şöyle yapalım. Evet, Muslera'nın yerine birini alabiliriz kaleci olarak. Evet, genç takım yenilendi herhalde. Genel derece azalan diyelim. Hilton, Zhao Qin diye bir oyuncu. Vay, bayağı değilmiş ha. 16 yaşında, 73'lük oyuncu. Sağ açık oynuyor. Evet, anlaş diyelim. Bu adamı alalım arkadaşlar. Çünkü bu adam işimize yarayacak gibi gözüküyor. Beto var, kaleci Beto. 17 yaşında. Beto'yu da anlaş diyelim. Evet, Beto da gelsin. Bu arada Pinola'yı biliyorsunuzdur belki. Pinola bilinen bir oyuncu. 17 yaşında tekrardan genç takımda başlamış. Huntelaar aynı şekilde. Hilton diye bir oyuncu var, 74'lük. Bunu da anlaşalım. Anlaş. Evet, bunu da anlaşalım. Bu 3 oyuncuyu genç takımdan alalım. Şimdi Galatasaray'ın en çok adı geçen Tettey var mesela. Tettey. Dur, isim olarak. Böyle mi yazılıyordu? Böyle yazılıyordu ama bu değildi galiba. Bir saniye. Tehtey mi diye mi yazılıyordu? O da değil. Galatasaray'a başka adı geçen şeyde oynayan kulüp takımlarında Premier Lig'de Chelsea'de olan kim vardı? Yok. İspanya Ligi'ne geçelim. İspanya Ligi, La Liga, Valencia'ya gelelim. Valencia'dan, evet, evet, Batshuayi gelmiyorum dedi Türkiye'ye hatırlarsanız. Galatasaray'da ondan vazgeçti ama biz deneyebilir miyiz? 27 yaşında Belçikalı oyuncu. Fizik olarak iyi ama çok da aman aman bir oyuncu değilmiş zaten. Rashford'u zaten biliyorsunuz Valencia bizden aldı. 40 bin euro verdiler. Bizden aldılar. En iyisi şöyle yapalım. Ara diyelim. Genel derecede en şu anda yüksekte olan kişi Ronaldo'ymuş. Sonra Neymar geliyor. Biz de Never şey yapabilir. Anlaşma imzalayabilir durumda ama onun dışında bizimle anlaşma imzalamaya gönüllü kim var? Lewandowski var. 32 yaşında ama Lewandowski. Savic var. Şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Yaş sınırlaması da yapalım. Çünkü genç oyuncu istiyorum. En iyi genç oyuncularını almak istiyorum. Ara dönemde. Evet. Savic var. Göbek oynuyormuş. Mbappé. Evet. Sürekli bana gelen abi Mbappé'yi al. Mbappé'yi al diye. Hadi bakalım. Transfer görüşmelerini başlat diyelim. İmzalama ihtimali %25 ya. Transfer görüşmelerini başlat. Arttırsam bile ya %100 77 milyon transfer ücreti verirsem Mbappé'yi alıyorum arkadaşlar. Mbappé santrafor muydu? Sağ açık. Emre Mor'un yerinde. Santrafor olarak da oynayabiliyor. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Mbappé'yi almak istemiyor değilim ama 77 milyon para verip yani bak, bir de bak şurada şöyle bir şey var. Maaşı da 8 milyon euro versen bile kabul etmiyor yani. 10 milyon euro da yapsan kabul etmiyor. En iyisi Mbappé'yi biraz bekleyelim. Yetenek avcısına bakalım. Yeni oyuncu blokosu sorunu yaşıyoruz. Yetenek avcı talimatları değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Evet, yetenek avcı talimatları neymiş? Etkinleştir, forvet, özel pozisyon yok, bölge yok. Gelişme aşamasında faydalı oyuncular. Bütçe yoksa gelişme aşamasında diyelim. Genel derecede baksın. O da olur. Da gelişme aşaması olsun ya. Tamam, gelişme aşaması olsun. Ne çıktı? Dembele ve Bernardo Silva çıktı. Bakalım Dembele ve Bernardo Silva bizimle anlaşma imzalayabilirmiş. Sağ açık. Dembele de Barcelona oyuncu biliyorsunuz, 23 yaşında. Tamam, Dembele ile bir transfer görüşmeleri başlat diyelim bakalım. 19 milyon euroya %80 imzalama ihtimali varmış. Şöyle yapalım, %73'e yapalım.
Sözleşme süresini 1,5 yıl yapsak biraz arttıralım. Tamam, böyle kalsın. Bakalım ne olacak ya. Bir serbest kalma ücreti de 37 milyon euro olsun. Burada yetenek avcısına gelelim. Bütçe yok say diyelim. Gelişme aşamasında bu da aynı şekilde. Bütçe yok say gelişme aşamasında. Hepsi bu şekilde. Bakalım. Tah varmış şu tah. 24 yaşında stoper. Bizde stoper olarak aslında olabilir yani. Neyse, şimdilik transfer görüşmelerinde biraz ileri gidelim, bakalım ne olacak. Bir de maçımız var hatırlarsanız. Maçımızı da yapalım, ondan sonra tekrar bakalım. Galatasaray Ankara Gücü maçı. 3 yeni oyuncu takıma katıldı biliyorsunuz. Şiden. Genç takımdan. Evet, şimdi takımımıza bir bakalım. Oyun planı. Evet. Evet, 3 yeni oyuncu. Hilton 74'lük oyuncuymuş. Bizim stoperlak Maicon var, 78'lik. Artık Maicon'un yerine Hilton'u alıp arada oynattırmanın faydası olacaktır arkadaşlar. Onyekuru var. Vitinho var. Bailey var. Lincoln var. Bruno var. Bizim aldığımız stoper Jacquin diye bir oyuncu var. 73'lük. Şimdi artık Eren Derdiok'un yerini alalım. Matias var. Bu da 75'lik oyuncuymuş. Bunlar işimize yarar diye düşünüyorum. Defansif orta saha olarak Bruno var. Defansif orta sahamız yok bizim. Bakayako'nun yerine oynatabileceğimiz defansif orta sahamız yok. Evet, bizim defansif orta sahamız lazım arkadaşlar. Hemen sonraki maça git diyelim. Ankara Gücü maçı. Tekrar şuradan bir oyun planına geleceğim. Gabriel Jesus çıkıştaysa onu oynatacağım. Werner'ın yerine. Bailey de Sterling'in yerine oynatalım. Sané Spitzer kalsın. Çünkü Sané oynamazsa yeniliyoruz arkadaşlar. Yeni oyuncuların alabileceğim var mı? Gamberini Çağlar'ın yerine oynatsak mı? Stopper'de Hilton var ama o çıkışı değilmiş. Evet. Neyse, başlama vuruşuna gidelim. Bakalım Muslera girecek mi? Muslera Galatasaray'ı terk ediyor mu? Ona bakacağız. İstediğimiz fiyatı verirlerse. Ve Emre Mor'la Sané'nin serbest kalma ücretlerini arttırmak için yaptığımız teklif güzeldi. Ama kabul edilmezse diğer oyuncular yani 20 milyona 25 milyona bu oyuncuları serbest bıraktırabilirler ve bizden alabilirler. Ki Valencia öyle yapmıştı hatırlarsanız. Valencia Rashford'u bizden 40 milyon euroya aldı gitti yani adam. Emre Mor düzeltti. Şimdi pası Gabriel Jesus. Jesus sıyrıldı. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Müthiş bir hareket Gabriel Jesus'tan. Gabriel Jesus düzeltti. Pasını verebilecek. Veremedi. Kubalas. Kullandı atışı. Çağlar orada. Pasını indirdi. Bakayako. Gabriel Jesus kaçtı. Aldı mı? Aldı. Gabriel Jesus. Jesus. Hadi be. Lan gol dedim ha. Ki düzelttin de böyle kenara göndersin diye. Mohtar. O Orhan. Şimdi içeri doğru ama Çağlar girdi araya. Pası Gabriel Jesus. Bailey. Sane kaçtı. Sane aldı topu. İçeri doğru sokuluyor. Sane. Sane. Kaleci. Kubalası pası Sersi. Sersi'den Orhan'a. Emre Mor olmadı. Kone. Sane'nin müdahalesi yerinde. Bailey'de kalacak bu top. Bailey topu kontrol etti. Orta içeri. Sane. Kaleci. %100 bir gol daha kaçtı. Sane'ye çarpan top Bailey'nin önünde kaldı. Bailey'nin ortası. Sane kafayı vurdu. Kaleci korneri çeliyor. Topun başında Jorge. Orta içeri. Sane ve gol. Sane bu sefer atıyor. 1-0 oldu. Ankara Gücü karşısında 1-0 öne geçmeyi başardık. Galatasaray'ımızın golü 8 numara Sané. Müthiş bir vuruş, müthiş bir gol Sané'den.
Orada resmen yani kafasına gelen topu kaleye gönderdi. Yani şey yapmasına, zıplamasına gerek bile kalmadı. Jorge gerçekten kafaya teslim bir top gönderdi. Kone şimdi pasını veriyor. Bakayoko girdi araya, olmadı. Kimmich alabilecek mi? En azından Sibitzer'e kazandırdı. Sibitzer şimdi hızlı geliyor Galatasaray. Sané'ye doğru. Sané kaleciye karşı karşıya. Sané düzeltti, vurdu. Kaleciye duran top. Gabriel Jesus'a vurdurmadı. El Kabir. Çağlar. Çağlar. Bakayoko. Sibitzer. Şimdi Gabriel Jesus kaçtı. Jesus Emre Mor'a doğru. Mükemmel bir pas. Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir gol. 2-0 oluyor. 2-0 oluyor. Emre Mor Gabriel Jesus'a kazandırdı. Gabriel Jesus da Emre Mor'a mükemmel bir pas verdi. Galatasaray'ımızın golü. Burada bir karambol oldu. 7 numara. Sibitzer, Emre Mor, Gabriel Jesus. Gelişini hemen Emre Mor'a kazandırdı. Emre Mor'un vuruşu direkt köşeye. Sol ayağıyla çok güzel vurdu Emre Mor. Jorge bıraktı Bakayoko. Şimdi Sané. Sané'den Gabriel Jesus. Gabriel Jesus'tan Bailey. Bailey sıyrılabilecek mi? Ah, sıyrılsa var ya. Kimmich. Kehrer. Kaptırdı. Bakayoko. Pası Mohtar'a. Mohtar'a Orhan'a. Orhan şimdi Sersi'ye doğru. Jorge var karşısında. Jorge alıyor ama korner. Evet, değişiklik yapabileceğimiz mesela Emre Mor'un yerine Onyekuru'yu alalım. Orta Bakayoko kafayı indirdi. Onyekuru şimdi Bailey. Bailey'den Sané'ye. Sané. Gabriel Jesus kaçtı. Jesus al topu. Gabriel Jesus içeri doğru sokuluyor. Jesus direkt. Gabriel Jesus'un vuruşu direğe çarptı. Lincoln, Gabriel Jesus Onyekuru'ya kazandıramadı. Kone, sana girecekler araya ama olmuyor. Orhan, Sersi, boş bir pozisyon. Sersi pası Kehren'e kaldı. Kehren'den Kimmich, Kimmich'ten Lincoln, Lincoln'dan Bakayoko, Bakayoko'dan Gabriel Jesus. Sane kaçtı orada. Sane alacak bu topu. Sane çok yavaş kalıyor. Şimdi Onyekuru'nun önünde kalacak bu top. Onyekuru kafayla indiremedi. Kaleciye döndü. Savunma. Mohtar. Kehrer girdi araya. Top Mustera'da kaldı. Mustera degajını yaptı. Hakem de maçı bitirdi. 2-0. Kazanıyoruz. Evet. İleri diyelim. İlk yarı şampiyonu 1600 puan topladık. İlk yarı şampiyonu olarak 41 puanla ilk yarıyı tamamladık. Fenerbahçe 38 puanla hemen arkamızdan geliyor. Transfer durumuna bakacağım ve bu diyor burada bitireceğim.